Merhaba gençler. Bugün 18 Ocak 2021, Arçelik kapanış değeri 33 lira 84 kuruş. Arçelik'i önce temel veriler açısından değerlendirelim. Daha sonra teknik olarak değerlendirmeye çalışırız. Temel verilere baktığımızda güncel fiyat kazanç oranı 11,88. Daha önce bulunduğu hissenin dönüş yaptığı tepeler 18 FK civarında. Şu bölgede 16 küsur FK'larda. Bu daha önceki tepelere göre 18'e 11, yani arada yaklaşık %40-45'lik gibi bir marj var. Son dönemde karlılığın arttığı görülüyor. Piyasa değeri, defter değeri 1,80. Daha önce bu değer evet, yaklaşık 3 küsürlerden 3,05 gibi 3 diyebiliriz. 3'lerden dönmüş. Şu anki olduğu değer 1,80. Yine aşağı yukarı FK oranındaki aradaki, yani zirve ile güncel değer arasındaki marj kadar, hatta daha fazla bir piyasa değeri, defter değeri marjı var. Hissenin bu şu demektir. Hissenin son dönemde açıklanan temel verilerine, yani bilanço değerlerine göre, karlılığına göre hissenin kısmen kendi tarihi değeri içinde iskontolu olduğunu söyleyebiliriz. Piyasa değeri açısından bakarsak, zirve piyasa değeri daha önceki tepede 18 milyar lira iken şu an haliyle hissenin fiyatı yükseldiği için piyasa değeri de yükselme yönünde devam ediyor. 22,8 milyar lira piyasa değerine ulaşmış durumda. Şirketin temel verilerini kendi sektörü içinde değerlendirmemiz gerekir. Sektörel analiz daha önemli aslında. Yani şirketin temel verileri kendi sektöründe ne durumda? Sektörüne kıyasla. Matriste baktığımızda bu değerlere temel analiz, BIST analizler, temel analiz, oran analizi dediğimizde sektörel verilere ulaşabiliriz. Burada Arçelik'in bulunduğu sektörü açarsak metal eşya, makina, araç sektörü. Sektörün ortalaması fiyat kazanç oranı ortalaması 18,53. Piyasa değeri, defter değeri ortalaması 4,93. Normalde bu sektör ortalamalarına göre %25-30 en azından aşağıda olursa kısmen şirketin temel verilerinin çok primli olmadığı düşünülebilir. Tabii kendi içinde biraz önce değerlendirdik. Kendi tarihi gelişimi içinde değerlendirmek daha önemlidir. Sektör ortalamalarına göre bakarsak Arçelik burada, evet şurada, evet sektör ortalama FK'sı 18,53, Arçelik FK'sı 11,88, sektörüne göre gayet iskontolu görünüyor FK açısından. Piyasa değeri, defter değerine bakarsak da sektör ortalaması 4,93, Arçelik'in ortalaması piyasa değeri, defter değeri de 1,80. Yine sektör ortalama piyasa değeri, defter değerinin yarısından da daha düşük piyasa değeri, defter değerine sahip hisse şu anda. Yani sektör temel verilerine göre iskontolu olduğunu görüyoruz Arçelik'in. Şimdi teknik verilere bakacak olursak çelikte son durum. İndikatörlerimize baktığımızda mavi indikatörümüz düşen trendini kırdığı gün bakarsak yaklaşık olarak şu gün itibariyle
hisse düşen trendini kırmış. Yani indikatörümüz düşen trendini kırarak pozitife dönmüş. O gün kapanış 30-25, 30-35 ağırlıklı ortalama. Yani 30-35 üzerinde hisse pozitif görünümde devam ediyor. Bugün kapanış 33-84. Yani bizim indikatörler al verdikten sonra %10 yapmış durumda halihazırda. PSR direncini geçtiği gün ise şu gün 31-63 PSR direncini şu gün itibariyle hacme dikkat burada. Hacimli şekilde kırmış ve pozitif trend burada güçlü olarak teyit edilmiş. Ondan sonra 34.02 görülmüş. Son 3 günde endekse paralel düzeltme sindirme hareketi görülerek 9 EMA'ya kadar düzeltiyor ve bugün 9 EMA'dan tepkiyi gerçekleştirdi. Tepki gördüyse ve tekrar yükselen kanalında tutunduğunu bize göstermiş oldu. Olumlu hareketler 9 EMA üzerinde gider genelde demiştik. Arada 21 EMA'ya düzeltme olsa da orta vadeli görünüm 21 EMA üzerinde devam eder. Güncel değerle bakarsak 31.70 stop loss seviyemiz. 31.70 stop loss değeri altında ise 29.90 hissede bir alt desteğimiz. 31.70 stop loss değerimiz, onun altındaki destek seviyesi de 29.90. Yukarı yönlü hareketlerde ise evet indikatörleri kapatıp biraz daha alanı genişletirsek. Şimdi burada geniş olarak bakarsak şöyle bir çanak oluşum var. Burada Fibonacci yerine yani çanak tabak formasyon dediğimiz şu çanak seviyesinin geçildiğini görüyoruz. Bu seviye üzerinde ikinci bir çanak oluşumu başlamış. Çanak boyu oluşumu görülüyor. Buna göre çalışabiliriz. Çanağımızın üst seviyesini belirlersek derinliğimizi ölçelim şimdi. Evet, bunun üzerine benzer şekilde koyduğumuzda grafiği biraz zamansal olarak kaydıralım. Evet, 41.83 orta uzun vadeli hareketlerin pozitif hareketlerin devamı halinde 41.83 tabak çanak direnç seviyemiz olarak izlenebilir. Hissenin takas durumuna bakarsak evet önce aşağıda grafik olarak bakalım. Şurada grafik şekline baktığımızda takasla şu dipten itibaren yani 22 Aralık'tan bu tarafa takasla toparlanma olduğu görülüyor. 22 Aralık'ta 91.9 milyon olan yabancı takası bugün 96.8 milyona yani aşağı yukarı 5 milyon lot artmış durumda. Şu harekette yabancı desteği var. Tablo halinde bakarsak bu duruma günlük takasta hafif
Satıcılar güçlü ama alım tarafında Citibank yabancı var. Haftalık takas bizim için daha önemliydi. 3,7 milyon satıcıya karşılık 5,4 milyon alıcı var haftalık takasta. Yani ciddi bir arada alım yönünde güçlü marjı var. Özellikle alım tarafında ilk iki kurum Citibank yabancı 1,7 milyon lot ile, ikinci sırada 1,6 milyon lot ile Deutsche Bank yabancı var. Yani 5,4 milyon lotun 3 küsür milyonu Citi ve Deutsche Bank yabancı tarafından alınmış. Hissenin takası gayet güzel. İlk 5 kurumda %74 takasın toplanmış hali. Yani küçük yatırımcıda daha az not var. Bu kısım da olumlu. Dolayısıyla takasta sorun yok. Olumlu bir görünüm var. Evet gençler, çeyrek için şimdilik bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun.